Sizin bu kurnazlığınız yüzünden zavallı kocan ölecek ve sen kalan hayatını bir dul olarak geçirmek zorunda kalacaksın. Hoşça kal. Hayır, hayır. Hayır Arjun, lütfen Arjun. Söz ne istersen yaparım ama lütfen Brandra'ya bir şey olmasına izin verme. Yalvarırım, yapma bunu. Lütfen Arjun, yapma bunu. Teklifimi kabul etseydin Brandra'ya bir şey olmayacaktı. Ama hayır. Sen kurnazlığını göstermek istedin. Üzgünüm Purvi. Zaman bitti. Teklif de tabii ki. Şimdi bu kurnazlığının bedelini ödemek zorundasın artık. Arjun, beni dinle lütfen. Olanlarda Purvi'nin hiçbir suçu yok. Bu benim fikrimdi. Bir suçlu varsa bu benim. Lütfen, lütfen Virendra'yı kurtar. Bizim için değil, çocuklar için bunu yap. Sana yalvarıyorum. Tartışarak zaman kaybedemem. Mahkemeye gitmem gerek. Duruşmaya geç kalamam. İyi günler hanımlar. Hayır Arjun, lütfen. Sayın hakim, bugün iki günlük süre sona erdi. Bu 48 saatlik süre yeni bir delil bulmak için yeter bir süreydi efendim. Tabii ortada bir delil varsa. Virandra'nın avukatı mahkemeye Virandra'nın masumiyetini ispat edecek yeni bir kanıt ya da tanık sunamadı. Biz iddia makamı olarak Virandra'nın suçunun sabit kabul edilmesini, kararda bir değişikliğe gidilmemesini, idamın tescilini talep ediyoruz. Bay Arjun, ne söylemek istiyorsunuz? Mahkeme size iki gün ek süre verdi ama müvekkilinizin masumiyetini ispat edecek delil sunmadınız. Bu sizin son şansınız. Sonrasında mahkeme davayı karara bağlayacak. Başlayın Sayın Hakim. Mahkemenin verdiği ek süre için minnettarım ama ne yazık ki henüz kayda değer bir delile ulaşamadım. O yüzden sizden bana biraz daha süre vermenizi istiyorum. Efendim, açık konuşacağım. Sağlam bir delil bulabilir miyim bilmiyorum. Ama müvekkilim için sizden bir şans daha istiyorum. Sayın Hakim, mahkeme olmayan bir kanıt için daha fazla zaman kaybedemez. Artık bir karar vermeliyiz. Benim de sizden talebim, artık tek bir dakika bile kaybetmeden bu davayı nihai karara bağlamanızdır. Mahzen karanlık, soğuk ve izbe bir yer. Neler çektiğimi hayal edemezsin. Kime ne yaptım bilmiyorum ama sanki Tanrı bana bedel ödetiyor gibi geliyor. Kalan hayatımı orada geçirmek zorunda kalsaydım ne yapardım ben? Hayır anne, böyle söyleme. Dilerim düşmanların beterini yaşa. Ama benim anlamadığım bir şey var. Nasıl oldu da o ikisi seni oradan çıkardı? Bu biraz fazla kolay olmadı mı sence de? Neden? Beni bıraktıkları için kıskandın mı? Hayır, yoksa? Hayır, hayır. Ha, kıskandın mı söyle. Hayır. İyi, yoksa ona göre. Hayır, asla. Kıskanmadığına emin misin? Hayır. Tanrım, kabustan farksızdı. Kabus gibiydi. O ikisi Vrendra'nın korumasına benim para verdiğimi sanıyordu. Onu benim satın aldığımı. Vrendra aleyhine tanıklık etsin diye yapabileceğim tek şey vardı. Ona benim para vermediğimi, bunu başkasının yaptığını... Bana kumpas kurduğunu ispatlamak. Ancak ondan sonra serbest kalabildim. Ama orada neler çektim bilemezsin. Ne kadar kötü günlerdi. Tabii ya. Anne. Sana kumpas kuran bu hain her kimse, onu mutlaka bulmak zorundayız. O izbe mahzende geçirdiğin günlerin hesabını bize vermek zorunda. Bu yanına kalmamalı. Onu bir elime geçireyim, canı ağzından gelene kadar boğazını sıkıp üzerine kızgın yağ dökeceğim. Tamam, sonra tamam. Da... Yeter, daha fazla abartma. Sakşi'nin ağzını aramak için her şeyi yaptım ama sen de bilirsin o akıllıdır. Tek kelime etmeden gitti ama bir şey dikkatimi çekti. Sanki son derece gergin gibiydi. Sebebini bilmiyorum. Ama bana öyle geliyor ki yeni bir gelişme var. Vrendra'yı hapisten çıkartabilecek bir şey. Biz de bunu öğrenmek zorundayız. Çünkü bunu yapmazsak Sakshi ve Purvi Vrendra'yı hapisten çıkaracak olursa yapacakları ilk şey bizi buradan göndermek olacaktır. O zaman ikimizin de işi biter. Sonrasında ne bu evde kalabiliriz ne de Revari, o üçü dünyayı bize dar ederler. Bütün deliller incelendi. Tanıklar dinlendi. Mahkemenin bu davada verdiği karar... Durun Sayın Hakim. Niye?
Nihai kararı okumadan önce avukatımızla konuşmama izin verin lütfen. Lütfen, bu çok önemli. Bakın, yalvarırım. Mahkemenin işleyişine engel oluyorsunuz ve bu biliyorum suç. Biliyorum efendim, ama size yalvarıyorum. Lütfen izin verin, bu çok önemli. Lütfen bana müsaade edin. Arjun, benimle biraz dışarı gel lütfen. Seninle konuşmam gerekiyor. Önce mahkeme kararını açıklasın, sonra konuşuruz. Karar okumadan önce seninle konuşmak zorundayım. Lütfen, sana yalvarıyorum, benimle gel lütfen. Lütfen Arjun. Sayın hakim, savunma işleyişi baltalamaya çalışıyor. Bu mahkemeye hakarettir. Bay Arjun, neler olmuyor? Sayın hakim, elimizde bir delil var. Hem de çok sağlam. Lütfen sayın hakim, kararı okumayın. Çünkü bu mevcut kararı değiştirebilecek türden bir delil. Bana sadece yarım saat verin. Değerli zamanınızı aldığımın farkındayım efendim. Ama burada masum bir insanın hayatı söz konusu. Lütfen bana yarım saat verin. Talep kabul edilmiştir. Teşekkürler efendim. Mahkeme savunmaya 30 dakika ek süre verdi. Sonrasında mahkeme nihai kararı verecek. Duruşmaya yarım saat sonra devam edilecek. Purvi ve Arjun henüz geri dönmedi. Nereye gitmiş olabilirler? Hakime verdiği yarım saatlik süre bitti. Sayın hakim, 30 dakikalık süre de sona erdi. Ama savunma avukatı salona geri dönmedi bile. İddianın talebi mahkemenin işleyişe devam etmesi ve nihai kararı okumasıdır. ...30 dakikalık sürenin bitmiş olmasına rağmen savunma avukatı geri dönmemiş, mahkemeye bir delil sunulmamıştır. Mahkeme davaya nihai kararı okumakla devam edecek. Durun sayın hakim. Efendim, geciktiğim için sizden özür diliyorum. Ama elimdeki kanıt müvekkilimin masumiyetini ispata yetecektir. Sayın hakim, bu gördüğünüz kurşun müvekkilimin o gece ateşlediği, Dakş'ın kolunu sıyırıp geçen kurşundur. Sayın hakim, bu kurşunla beraber bir de tanığım var. Kendisi Brandra'ya silah ve mühimmat temin eden çok önemli bir tanık efendim. Sayın hakim, izin verirseniz onu kürsüye çağırmak istiyorum. İzin verilmiştir. Teşekkürler efendim. Lütfen söyleyin, müvekkilime siz mi silah ve mühimmat sağlıyorsunuz? Evet. Sayın hakim, yıllardır Bay Vrentra için silah ve mühimmatı ben temin ederim. Silah tercihlerini bilen biri varsa o benim. Bunlardan hangisi Bay Vrentra'nın silahı? Hiçbiri onunki değil ama evet, büyük olan silahı da temin eden benim. Bu bütün korumaların beylik silahıdır. Diğerine gelince bu kimin silahı bilmiyorum. Bay Vrentra'nın böyle silahları yoktur. Peki ya bu kurşun? Onlara mı ait? Evet, beylik tabancalarda kullandıkları türden. Teşekkürler, yerinize geçebilirsiniz. Sayın hakim, şimdi de Vrendra'nın korumasını kürsüye çağırmak istiyorum. Çünkü o kurşun bu korumanın silahından ateşlenmişti. İzin verin. İzin verilmiştir. Efendim, lütfen beni affedin. Bana şantaj yaptılar ve yalan söylemem için para verdiler. Bu silahlardan hangisi senindi? Bu, büyük olan. Bay Vrendra o gece bu silahla ateş etmişti. Küçüğüyle değil. O gece orada ne olduğunu mahkemeye açık bir dille anlat ve doğruları söyle. Sayın hakim, o gece Bay Dakş kendinde değildi. Purvi'nin üzerine yürüdü. Bay Vrendra tam vaktinde oraya geldi. Dakş'ı defalarca uyardı ama Dakş onu dinlemedi. Bay Vrendra da benim silahımı aldı ve Dakş'ın koluna nişan alıp ateş etti.
Bu kurşun senin silahından çıkan kurşunlarla evet, aynı mı? Aynı kurşun. Sayın Hakim, yerine geçebilirsin. Sayın Hakim, tanığın ifadesi ve bu elimdeki kurşun müvekkilimin masumiyetini ispatlıyor. Sayın Hakim, balistik raporuna bakınca bunu siz de göreceksiniz. Müvekkilimin o gece ateşlediği bu kurşun Dakş'ın göğsüne isabet etmedi. Kolunu sıyırıp geçti. Ayrıca Dakş'ın göğsünden çıkan kurşun müvekkilimin silahından çıkmış olamaz. Çünkü bu çapta bir kurşunu ateşleyemez. Duruşmaya 10 dakika ara veriyorum. Purvi nerede? Bir dakika bekle Arjun. O kurşunu bulmakla gerçekten mükemmel bir iş çıkardın. Çok teşekkür ederim. Teşekküre gerek yok. Bu benim işim. Purvi nereye gitti? Mahkemenin kararını duyunca çok mutlu olacak. Nerede o? Bilmiyorum. Ben de merak ediyorum. Purvi seninle gitmişti değil mi? Nasıl? Duruşma başlıyor. Lütfen herkes yerine otursun. Deliller incelendi ve bütün tanıklar tek tek dinlendi. Mahkemenin verdiği nihai karar, Virendra Pratap Singh'in masum olduğu yönündedir. Gerçekte kendisine acımasız bir kumpas kurulmuştur. Bir şey daha açığa çıktı ki, polisimiz bu davada son derece özensiz bir soruşturma yürütmüş. Mahkeme Virendra Pratap Singh'in beraatine karar vermiştir. Polis yeni bir soruşturma açarak bu cinayeti araştırmaya devam edecektir. Ve Dakş'ın gerçek katilini mahkemeye getirecektir. Bu dava burada sona ermişti. Tebrik ederim Virendra. Beraat etmene çok sevindim. Ben senin masum olduğuna her zaman inandım. Hatamız için de bizi bağışla ama inan art niyetimiz yoktu. Biz sadece işimizi doğru yapmaya çalışıyorduk. Hayır, önemli değil. Teşekkür ederim. Bu davayı kazanarak imkansızı başardın Arjun. O kadar minnet doluyum ki nasıl teşekkür ederim bilmiyorum. Teşekkür etmene gerek yok. Gerçek ortadaydı. Sadece birinin bunu ortaya koyması gerekiyordu. Benim acil bir işim var. Sonra görüşürüz. Gidelim mi? Ama Purvi nerede? Bu mutlu anımızda o da burada olmalıydı. Nerede o? Bana öyle geliyor ki evde bekliyor olabilir. Dönüşünü kutlamak için hazırlık yapıyordur. Haklısın. Bu anı en çok görmek isteyen oydu. Gel eve dönelim hadi. Uzun bir aradan sonra eve döndüm. Kim bilir Purvi beni karşılamak için ne hazırlıklar yapmıştır. Görmek için sabırsızlanıyorum. Hadi onu bekletmeyelim. Merhaba avukat. Madem buraya gelecektin, niçin bizimle gelmedin? O zaman bütün bu hazırlığı kim yapardı? Sen inanılmaz birisin. Beni kurtarmakla kalmadın, evimde bile beni sen karşıladın. Ve bu ne için? Bu çiçeklerin benim boynumda olması gerekmiyor mu? Eve dönen benim çünkü. Ve Purvi nerede? Purvi! Neredesin Purvi? Yoksa evde değil mi?
Burada ne oluyor böyle? Boynundaki çiçekler sindur, boynundaki evlilik kolyesi de benim değil. Neler oluyor? Biri bana açıklama yapacak. Sana soruyorum, ne oluyor burada? Bu Purvi Arjun Bal. Ve Purvi artık benim karım. Revari muhtarının değil. Ah tanrım! Aman tanrım! Aptal kız ne yaptın? Bu avukat Arjun'la mı evlendin? Bunu rüyamda görsem inanmazdım. Virendra'yı hiç mi düşünmedin? Onu böyle mi karşılayacaktın? Niye cevap vermiyorsun? Cevap ver, susma, söyle. Virendra, oğlum sen bir şey söyle. Konuş diyorum sana. Adam sana bir şey sordu. Söyle çabuk. Neler oluyor burada? Anlat. Avukatın söylediği doğru mu ve neden siz ikiniz yan yana duruyorsunuz? Söyle bana. Ne olduğunu bilmek istiyorum. Purvi benimle evlendi ve bir eş olarak kocasının yanında duruyor. Yüce Tanrım, senden umut kesilmezmiş. Şimdi kozlar benim elimde. Beni bu evden atmak istemiştin değil mi? Bekle biraz. Kim kime atacak bunu çok yakında sana göstereceğim. Bu adiliği nasıl yapabildin? Virendra, ben sana her zaman söyledim, bu kadına asla güvenme dedim. Sonunda olacağı buydu. Zaten bunun gibilere koca yetmez, sürekli değiştirirler. Virendra, Daksh, şimdi de Arjun. Avukat, şimdi her şeyi anlıyorum. Onu niçin bu eve getirdiğini. Böylece onunla yakın olabilecekti, kimselere görünmeden. Hapisteyken seni uyardım. İkisi arasında bir şey var dedim ama sözüme itimat etmedin. Purvi'ye inandın. Sana fotoğraf bile gösterdim. İnanmadın. Al işte. Neyin ne olduğunu gördün. Kim haklıymış karar ver. Sonra istiyorsan ona güvenmeye devam et. Ama bunu senden beklemezdim Purvi. Bu kadar küçüleceğin aklıma gelmezdi. Yeter, sus. Git buradan. Ama o... Sus artık. Sen de benimle gel. Gel. Gözlerime bak ve doğruyu söyle. Söyle bana. Ne oluyor burada? Sen bir yana, herkes bir yana. Benim için ne dersen o. Benim sana inancım tam. Doğruyu söyle. Doğruyu söyle bana aptal kız. Kalbimin söyledikleri mi doğru, avukatın dedikleri mi? Doğruyu söyle. Benim karım Purvi, benim için canı bile vermekten çekinmeyecek biriyken nasıl bir başkasının kadını olur? Söyle. Söyle, neler oluyor? Ne demek bu? Söyle. Söyle bana. Konuş. Karımdan uzak. Artık kabullen. O benim karım. Evlilik kolyesi gerçek. İnan bana. Belki zor ama kabul etmek zorundasın. Sen bana nasıl dokunursun? O çeneni kapat yoksa... Sakin ol Virendra. Kocamı rahat bırak. Arjun doğru söylüyor. Arjun'la evlendik Virendra. Hayır, bu doğru değil. Evet, doğru. Arjun'u çok seviyorum ve onunla evlendim. Bunu kabul et. Sen benimle evlisin Purvi. Bunu unuttun mu yoksa? Sana satılmıştım.
Ama şimdi gerçekten evlendim. Evlenirken bütün törenleri yaptık, biliyorsun bunu. Niye gerçek olmadığını söylüyorsun? Böyle yapacaksan beni asılmaktan neden kurtardın ha? Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Onu tanıyalı daha kaç gün oldu? Ve aşık mı oldun yani? Ha? Bu kadar kısa zamanda ona aşık mı oldun? Sevmek ya da nefret etmek için zamanın hiçbir önemi yok. İnsan kendini kimin sevip kimin duygularıyla oynadığını bir anda anlar Virendra. Ve Arjun'un yanında olduğum bu sürede bir şeyi çok iyi anladım. Senin ve Arjun'un arasındaki farkı. Arjun Purvi'yi seviyor. Juhi ve Manas'a baktığım için değil, gerçekten seviyor. Arjun beni kalbiyle seviyor. Senin gibi bencilce değil Virendra. Senin beni sevme sebebin sana ve ailene bakıyor olmam. Bu yüzden seviyorsun. Bugüne kadar senin için sadece bir hizmetçiden ibarettim. Arjun benden karısı olmamı istedi. Ben onun karısı oldum. Ve seni kurtarmama gelince, beni çok iyi dinle. Seni kurtardım çünkü sen de beni kurtarmıştın Virendra. Benim yüzümden hapse düşmüştün. Beni Daksh'ın elinden alıp kurtardın. Sana borcum vardı Virendra. Ben sana olan borcumu ödemek için seni kurtardım. Artık ödeştik sayılır Virendra. Bu arada eğer hatırlarsan seni zaten terk edecektim. Eskiden de seni istemiyordum. Yani bir şey değişmedi. Ben artık Arjun'un karısıyım ve onunla gideceğim. Hadi Arjun. Gidelim. Purvi, giderken her şeyi almalısın. Hem de her şeyi. Tamam mı? Çocuklar senin velayetinde değil mi? Onları nasıl bırakırız ha? Onlar senin sorumluluğunda. Yani bizim sorumluluğumuzda. Git ve çocukları getir. Hey! Çocuklarımdan bahsedersen o dilini koparırım senin. Ağzını açma sakın. Sakin ol Virendra. Sakin. Böyle kızmana gerek yok. Belki unuttun. Ama çocuklarının velayetini Purvi'ye verdin. Evet yaptım. Çünkü onun benim ve çocukların yanında kalacağını sandım. Onları benden ayırsın diye yapmadım. Anladın mı? Ama... Bak Virendra, çocuklarını görmemize engel olamazsın, tamam mı? Çünkü yasal vasileri Purvi ve ben de kocasıyım. İşte. Şu belgelere bir bak. Sana da ulaştı öyle değil mi? Bunlar mı yani? Ha? Çok konuşursan seni de böyle ikiye ayırırım. İstediğin kadar yırt. Aslı değil. Asıl belgeleri mahkemeye sundum ve unutma, ben bir avukatım Virendra. Yani çocuklar bizim ve şimdi ikisini de alıp götüreceğiz buradan. Senin kafanı kıracağım. Bekle. Bekle. Bekle dur. Hey, bırak. Hey, dur dedim sana. Bırak sakin beni. Sakin ol. Sakin bırak. Ol. Hey. Ona dur gününü sana. Göstereceğim. Beni dinle. Kanunlara karşı gelme. Hadi bırak gitsin. Sakin ol. Onu dinle, lütfen. Seni buraya kim çağırdı? Mama Muhtar, beni Arjun çağırdı. Çocukları bırakmayacağını farkındaydı. Bu yüzden mahkeme kararını uygulamak için polis koruması istedi. Bu yüzden geldik. Lütfen, yasalara karşı gelme. Teşekkürler komiser.
Ve sana da bir tavsiyem var. Hapishaneden daha yeni çıktın. Bu yüzden kanunları çiğneyip kendini tekrar içeri sokma, olur mu? Seni pislik herif. Dur, seni. Sakin ol. Tamam. Kendine hakim ol. Dur lütfen. Her neyse. Gidip çocukları alalım. Bekle. Çocukları ben getiririm. Purvi, ne oluyor? Arjun'la mı evlendin? Purvi, söyle bana, Arjun'la neden evlendin? Başka, başka ne yapabilirdim ki? Vrendra'yı kurtarmanın tek yolu buydu Sakshi. Ne oldu? Niye çağırdın beni? Seninle evlenmeye hazırım. Ne dedin? Bir daha söyle, duyamadım seni. Ben seninle evlenmeye hazırım. Üzgünüm tatlım. O teklifin süresi doldu. Bir gün geçerliydi sadece. Üzgünüm. Hayır hayır. Arjun. Arjun lütfen lütfen öyle deme. Ne dersen yapacağım. Seninle evlenmeye hazırım. Senden tek istediğim Vrendra'yı kurtarman. Lütfen. Lütfen sana yalvarıyorum. Bu tuzağa düşeceğini biliyordum. Her şeyi bunun için yaptım zaten. Lütfen onu kurtar lütfen. Kızların sorunu ne biliyor musun? Gözlerindeki yaşlarla istedikleri her şeyi alıyorlar. Hadi gidelim. Evlenmek için 25 dakikamız kaldı. Önce evlenip sonra onu çıkarırız. Gidelim. Şimdi ikiniz de ayağa kalkın. Şimdi evlilik kolyesini geline tak. Şimdi de bu sinduru gelinin alnına sür. Törenimiz bitti. Artık karı kocasınız. Sen şimdi doğrudan eve git. Ben de onu kurtarayım. Ama... Yoksa ne söylediğimi duymadın mı? Artık müşterin değil, karımsın. Ve sana ne diyorsam onu yapmalısın, tamam mı? Hadi git. Hiç istemesem de Arjun'la evlenmek zorundaydım. Çünkü Vrendra'yı asılmaktan kurtarabilecek tek kişi Arjun'du Sakshi. Ben bu evliliği isteyerek yapmadım. Purvi, Arjun'un gerçek yüzünü ona gösterebilirdin. Ayrıca Arjun'u sevdiğini söyleyerek yalan söyledin. Sakshi, ben Arjun'u sevmiyorum. Bu evliliği isteyerek yapmadım. O yalanları isteyerek söylemedim. Arjun benden söylememi istedi. Söylemeyi unuttuğum bir şey var. Buradan eve gittiğinde Vrendra da eve gelecek. O zaman ona isteyerek evlendiğini ve beni sevdiğini söyle, olur mu? Anladın mı tatlım? Hayır, ben bunu ona söyleyemem. Onu böyle kandıramam Arjun, lütfen. Zaten bütün bunları görünce onu kandırdığımı sanıp yıkılacak. Lütfen lütfen, bunu yapamam. Ona yalan söyleyemem, bunu istemem. Yapamaz mısın? Öyle mi? Bana hayır diyemezsin. İstediğim şeyi sonunda aldığımı biliyorsun. Ve senden beni sevdiğini söylemeni istiyorsam söyleyeceksin. Yoksa sadece onu değil, Chuhi ve Manas'ı da kaybedersin. Oku şunu. İyice oku. Bunlar Chuhi ve Manas'ın velayet belgesi.
İyice okudun. Vrendra benden bu evrakı hazırlamamı istediğinde senin adını koymak yerine kendi adımı koydum. Artık Chuhi ve Manas'ın velayeti bende. Anladın mı? Bunun anlamı istediğim zaman onları elinizden alabiliyorum. Ve ikiniz de bunu imzaladınız. Yani sana ne söylersem onu bizzat yapacaksın. Şimdi ona beni sevdiğini ve evlendiğini söyleyeceksin. Şimdi dediğim ya. Yoksa onun yanında Chuhi ve Manas'ı da kaybedersin. Aklına sok bunu, tamam mı? Tatlım. Görüşürüz. Yani Vrendra ve çocukları kurtarmak için kendi hayatından vazgeçiyorsun, öyle mi? Sakshi, bu fedakarlığı senden öğrendim. Sen de benim ve onun için çocuklarını, aileni, mutluluğunu feda ettin. Çünkü onun sadece benimle mutlu olabileceğini biliyordun Sakshi. Ve hiçbirimiz Arjun'un Vrendra'yı kurtarabileceğini ummuyorduk. İşte bu yüzden yaptım. Şimdi Vrendra'yı sana emanet ediyorum. Çünkü onunla ilgilenebilecek tek kişi sensin. Tek dostu sensin. Ama çocuklara ne söyleyeceğiz? Bunu nasıl anlayacaklar? Sakshi, anlatacağız. Şimdiye kadar yaptığımız gibi bir bahane uyduracağız. Hey, kazandım. Hadi, tekrar oynayalım. Gergeden tavşan, hadi gitmemiz lazım. Nereye fil? Fil'le birlikte. Ama nereye fil? Evet ve anne sen gelmiyor musun? Aslında annenizin evde işi var. O yüzden bizimle gelemiyor. Yani tatillerde pikniğe gidiyoruz ya. Şimdi de Arjun amcaya gideceğiz. Peki ya babam? O gelecek mi? Kızım, baban eve yeni geldi ve... Babam eve mi geldi dedi? Hadi babamın yanına gidelim. Babamın yanına önce ben gideceğim. Purvi, çocuklara yalan söylememelisin. Bu birkaç günlük bir mesele değil. Sakshi, yalan söylemiyorum ki. Onlarla birkaç günlüğüne gidiyorum. Sonuçta Arjun benim zaafımı kullandı Sakshi. Aynı şekilde ben de onun zaafını bulacağım. Ve ben de onun zaafını kullanacağım. Beni bu şekilde davranmaya mecbur eden Arjun. Ben de onu mecbur bırakacağım. Yakında onun pençesinden ve bu evlilikten kurtulacağım Sakshi. Ne olursa olsun. Baba! 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 Dönmüşsün baba! Baba! Baba dönmüşsün. Baba! Seni çok özledim. Evet baba. Baba, ağlamasana lütfen. Sakın ağlama baba. Niye ağlıyorsun? Ağlama. Baba, niye ağladığını biliyorum. Çünkü biz birazdan Arjun amcaya gidecekmişiz. Evet baba, lütfen ağlama. Baba, sadece birkaç günlüğüne. Sonra yanına döneceğiz baba. Baba, ağlama lütfen. Baba, lütfen ağlama. Yoksa biz de ağlarız. Ağlama baba. Ağlama, ne olur. Ağlama baba. Tamam. Gidelim. Baba. Hadi gidelim. Altyazı M.K.
Lütfen beni affet Vrendra. Bugün kalbini çok kırdım. Ama yakında çocuklarla birlikte geri döneceğim. Söz veriyorum. İnan bana. Seni çok seviyorum. Vrendra, sana bunu bir de anlayacağı şekilde söyleyeceğim. Ben seni seviyorum. Arjun'u seviyorum. Bu yüzden onunla evlendim Vrendra ve onun karısıyım. Ne oldu? Neden kapıda bekliyorsun? Sana karşılama töreni falan yapılmayacak. Böyle törenlere itibar etmem. Girebilirsin. Burası kocanın evi. Sahil! Efendim? Çocukları odalarına götür. Valizleri de dışarıda duruyor. Odalarına çıkar. Tamam. Çabuk ol. Çocuklar, onunla gidin. Ve sen... Mutfakta her şey var. Başka bir şey gerekirse söyle getirsinler. Ha bu arada benim gitmem lazım. Önemli işlerim var. Saat 9'da dönmüş olurum. Çocukları ben gelmeden yatır. Bugün düğün gecemiz. İlk gecemiz. Yani bunu aklından çıkarma. Hayır, buna izin veremem. Eğer Arjun elini bana sürerse onu asla affetmem. Gözyaşlarını silme Vrendra. Bırak aksınlar. Bu seni daha hissetmeni sebep olacak. Git buradan. Kimseyle konuşasım yok. Beni yalnız bırak. Git. Uzun süredir yalnızdın. Vrendra, artık eskisi gibi değiliz. Ama hala arkadaş değil miyiz? Yani bunu bir arkadaş olarak söylüyorum. Üzüntünü benimle paylaşabilirsin. Ben Purvi'nin yerini tutamam ama... Üzüntünü bana anlat lütfen. Eminim hafifleyeceksin Vrendra. Beni arkadaşın olarak görüp anlatmanı gerçekten çok isterim. Birazdan evde olurum. Umarım çocuklar uyumuştur. Hazır ol. Saat 9'da dönmüş olurum. Çocukları ben gelmeden yatır. Bugün düğün gecemiz. İlk gecemiz. Yani bunu sakın unutma. Hazır ol.
Eğer Arjun bana el sürmeye kalkarsa onu bu bıçakla öldürürüm. Bir saniye. Nereye böyle? Yatmaya. Ben istediğim şeyi nasıl elde edeceğimi bilirim. Seni de elde edeceğim. Şimdi seni zorlamayacağım. Kendin tıpış tıpış geleceksin. O zamana kadar dinlen bence. Tamam mı? Ben gidip başka bir odada uyuyacağım. İyi geceler tatlım. Düğün günümüz kutlu olsun. Artık gidip uyumalısın. Şu an yapmam gereken tek şey gerçeği bulmak. Hiç anlamıyorum. Nasıl böyle bir şey olabilir? Purvi Arjun'la evlenemez. Bunu neden yaptığını mutlaka öğrenmeliyim. Ama Virendra, sen de biliyorsun ki Arjun'u seviyormuş. Ve o yüzden evlenmiş. Purvi bu dünyada tek bir adamı sevebilir. O da ben. Purvi'nin böyle bir şey yapmaya mecbur kaldığına adım gibi eminim ben. Eğer bunu isteyerek yapsaydı, gözlerimin içine bakarak söylerdi bunu. Ama sürekli gözlerini benden kaçırdı. Bunun tek bir anlamı var, o da bana yalan söylediği. Purvi asla çocukları ya da beni böyle bırakmazdı. Bana söylemediği bir şey var. Bundan adım gibi eminim. Bir şeyler sakladığına eminim. Ve bunun ne olduğunu ortaya çıkarana kadar bana rahat bir uyku yok. Eğer dediğin gibiyse o zaman gerçeği mutlaka öğrenmelisin. Evet, öğreneceğim. Yarın bayram kutlaması var. Purvi'nin neden böyle yaptığını sana göstermesi için Tanrı'ya dua etmelisin, Virendra. Ama şimdi yatmaya gitsen iyi olacak. Benim dışarıda işim var. Hemen dönerim. Ama kendine zarar verecek bir şeye sakın kalkışma. Görüşürüz tatlım. Bunca yıldan sonra seni kendinden daha iyi tanıyorum. Yüzüne bakınca aklından geçenleri okuyabiliyorum. Yani Tanrı'ya kimin için dua ettiğini nasıl bilmeyeyim ki, değil mi? Purvi içindi. Sabahtan beri bir şey yemedik. Duamızı da ettik. Yani çok acıktık. Benim midem kazınıyor. Hadi. Evet. Evet. Gidelim. Hadi. Bu kapının anahtarı nerede? Şimdi sıra bende Arjun. Sen benim zaafımı buldun. Şimdi de ben senin zaafını bulacağım. Böylece sana bir ders vereceğim.
Burada Arjun'a karşı bir şey bulamadım. Onu nasıl tuzağa düşüreceğim? Nasıl ona karşı bir şeyler bulacağım? Nasıl olur? Bu dosya az önce baktığımda çekmecede değildi ki. Belki de bu bant yüzünden yukarı yapışmıştır. Bir bakayım. Belki ona karşı bir şey bulabilirim. Mutlaka önemli olmalı. Delhili ünlü bir avukat, adaleti yanıltmaktan yüksek mahkemece kara listeye alındı. Mahkemeye sahte kanıt ve yalancı şahit sunmakla, mahkemeden gerçeği saklayarak adaleti yanıltmakla suçlandı. Ünlü avukat Arjun Bajwa'nın ruhsatı iptal edildi. Artık hiçbir davaya giremeyecek. Yani Arjun beni de kanunen kandırdı. Bu dava Radhika Ahuja'nınmış. Radhika Ahuja. Merhaba, ben Purvi Pratap Singh. Sizinle Arjun Bajwa ile ilgili önemli bir konuda konuşmam gerek. Lütfen mesajıma cevap verin. Çok önemli. Eğer yüksek mahkeme Arjun'un ruhsatını iptal ettiyse, Vrendra'nın davasını üstlenerek kanuna karşı geldi. Bu durumda hazırladığı tanık ifadeleri yalan ya da kanun dışı olmalı. Yani çocuklar üzerinde bir hakkı yok. Arjun, senin büyük bir açığını buldum. Radhika ile bir buluşayım. Sana kanun neymiş göstereceğim. O zaman suçlarının cezasını çekeceksin. Sakshi, baksana. Purvi ve çocuklar için de bir şeyler ayır. Onları göreceğim. O zaman veririm. Tamam. Zamanla yarışıyorum. Umarım Radhika hemen cevap verir. Alo? Alo? Radhika, Radhika siz misiniz? Evet, Radhika benim. Bayan Radhika, ben Purvi. Arjun'la ilgili bir konuda yardımınıza ihtiyacım var. Bakın, o beni de kandırdı. İnanırım o... Tam bir dolandırıcı. Benim davamda da aynısını yaptı. Bütün tanıkları, bütün kanıtları, her şeyi ortadan kaldırdı. Benim davamda da... Benim itibarımı yerle bir etti. Ama bana yaptığı her şeyi bir bir ortaya çıkardım. Sayemde ruhsatı iptal edildi. O adamı nasıl unutabilirim ki? Radhika, benzer bir şeyi bana da yaptı ve beni de kandırdı. Bana tuzak kurup benimle evlendi. Çocuklarımın velayetini de aldı. Ve çocuklarıma bir şey yapmasından çok korkuyorum. Onun gerçek yüzünü bütün dünyaya ve mahkemelere göstermek istiyorum. Ve bunun için yardımınız lazım. Dinleyin Bayan Purvi. Bunu bence kendiniz halledin. Size bu konuda yardımım olacağını zannetmiyorum. Bu olay çok eskidendi. Ve geçmişte olanları, özellikle de Arjun Bajwa'yı hatırlamak istemiyorum. Bir kadın olarak lütfen bana yardım edin. Bu konu masum çocuklarımla ilgili. Lütfen benimle görüşün. Bugün buranın pazarında saat 4'te sizi bekliyor olacağım. Lütfen, lütfen gelin. Kiminle konuşuyordun? Ayrıca... Kapı niye kapalı? Sakshi ile konuşuyordum. Ve kapı da sanırım rüzgardan kapanmıştır.
Sakshi, seninle 4'te pazarda görüşürüz. Tamam mı? Hoşça kal. Şey, ben çocukları pazara götürecektim de, yani onlara da değişiklik olur diye düşündüm. Bu arada Sakshi ile de görüşelim diye onu çağırdım. İyi fikir. Ben de seninle gelirim. Yani karımı ve çocuklarımı pazara götürürüm, olur mu? Eğer o da gelirse Radika ile nasıl buluşacağım? Şimdi ne yapacağım? Ruhi? Manas? Baba? Baba, seni o kadar çok özledim ki. Evet baba. Siz nasılsınız ha? İyiyiz baba. Evet baba. Bugün bayramı kutlayacağız çocuklar. Ve anneniz size en sevdiğiniz helvayı yaptı. Ben de size getirdim. Sağ ol baba. Baba, biliyor musun? Fil bugün Tanrı'ya çok dua etti. Akşam olunca da bizi pazara götürecekmiş. Orada bayram süslemeleri varmış. Ve herkes gidiyor. Biz de akşama gideceğiz. Öyle mi? Evet baba, sen de gelsene bizimle. Çok eğleneceğiz. Evet. Evet, tamam, gelirim. Ve birlikte çok eğleniriz. Şimdi içeri girin. Akşama görüşürüz, tamam mı? Tamam baba. Seni seviyorum. Hazır ol Purvi. Bu akşam senden istediğim bütün cevapları alacağım. Bunlar neden başıma geldi öğreneceğim. Çocuklar, işte dondurmalar geldi. Bu Manas'ınki. Hadi bakalım. Baksana Fil, Arjun amca bize ne güzel dondurmalar aldı. Evet Fil, baksana. Dilim dondurmanın rengine döndü. Radika nerede? Acaba gelecek mi? Neyin var tatlım? Hiçbir şey. Amca, amca şu şekerlerden istiyoruz. Onları çok severiz. Gelin hadi, gelin. Radika'yı hiçbir yerde göremiyorum. Acaba gelecek mi? Ben telefonla konuşuyorum. Hemen gelirim. Çabuk dön. Purvi, bağırma. Seninle önemli bir şey konuşmalıyım. Bunu neden yaptın ha? Bana neden yalan söyledin, söyler misin? Niye o Arjun'la evlendin, söyle. Virendra, sana yalan söylemedim. Arjun'u seviyorum ve söylediğim her şey doğru. Bu doğru olamaz. Bu doğru olamaz. Biliyorum, doğru olamaz. Bunu kim söylerse söylesin fark etmez. Buna inanamam. Sen bile söylesen yine de inanmam. Hadi söyle. Gerçeği söyle. Hem beni seviyorsun, hem Arjun'u seviyorsun. Bir insan iki kişiyi nasıl sever? Bunu sana söyleten şey ne? Beni kandırmaya mecbur bırakan şey ne? Söylesene. Bunu nasıl yaparsın? Söyle, neden yalan söylüyorsun? Virendra, ben ne yaptıysam kendim istedim. Benim tercihimdi. Ve ben Arjun'u seviyorum. Bu yüzden onunla evlendim. Gerçeği karşındakinin gözlerine bakarak söylersin. Gözlerini kaçırma benden. Şimdi gerçeği söyle. Söyle. Virendra, istediğin şeye inan. Eğer bu gerçekse, hadi benim başım üstüne yemin et. Beni sevmediğini söyle. Arjun'u sevdiğini söyle. Hadi söyle Purvi. Söyle. Yalan söylüyorsan artık ölümü görürsün. Virendra, yapma. Söylediklerim doğru. Bana gerçeği söyle Purvi. Geç değil. İnan bana. Her şeyi ayarlarım. Her şeyi düzeltirim. Bu durumu ve o avukatı da. Hadi Purvi, bunu niye yaptığını söyle. Söyle. Hadi söyle. Yanındayım. Hadi Purvi, söyle. Anlat. Virendra, ben... Evet. Ben... Ne yaptı söyle. Ne yaptı? Şey,
O Harcun sana neler söyledi de böyle bir şey yaptın Purvi? Purvi! Purvi, beni dinle. Ben, kocam beni çağır. Purvi! En azından bir şey öğrenmeyi başardım. Bunu isteyerek yapmamış. Bu o kadar belli ki. Seni arıyordum. Neredeydin? Sakşi ile konuşuyordum ben. Çocuklar oyun oynayacak. Hadi gidelim. Çocuklar, gidiyoruz. Hadi, oyun. Yaşasın. Gel kızım, gel. Al bakalım, al bakalım, al. Ben de istiyorum. Sen de bunu al. Halkayı geçirirseniz ayıyı alırsınız. Ben atacağım. Tabii, tabii. Hadi at. Ne yapacağım? Eğer Virendra'ya gerçeği anlatırsam ve bir şey yapmaya kalkarsa büyük bir sorun olur. Ve Radhika sanırım gelmeyecek. Ne yapacağımı bilmiyorum. Arjun'u herkesin önünde nasıl ifşa edeceğim? Şuradaki büyük ayıyı istiyorum. Aa, demek oradaki büyük ayıyı istiyorsun. Evet. Ben bu oyunda şampiyon sayılırım. İyi izle. Şimdi şuradaki ayıyı Manas için alacağız, tamam mı? Bir, iki... Atamadı. Bir kez daha at beyim. Hadi al. Tamam, hadi bakalım. Bu sefer olacak. Bir, iki ve... Oley! Evet. İyi iş amca. Al bakalım oğlum, ödülün. Ayıyı kazandık. Bu ayı gerçekten çok güzelmiş. Amca, ben de şu büyük bebeği istiyorum. Tamam, şimdi de o bebek için. Arçın, tamam. Ben... Şu dükkana gitmek istiyorum. Bir şey bakacağım da. Hadi at amca. Manas! Ne oldu Fil? Şşş, buraya gel. Kaçırdın. Gergedan, git ve bu kağıdı şuradaki aslana ver, olur mu? Tamam Fil. Buraya geldiğin için teşekkür ederim Virendra. Arjun beni gelirken görecek diye çok korktum. Şimdi sana Arjun'la ilgili gerçeği anlatacağım. Böylece onu cezalandırmama yardım edebileceksin. Virendra? Sen mi? Evet Purvi. Ne oldu? Kimi bekliyordun? Beni kime ifşa edecektin ha, söyle. Ben... Hayır. Kimseye değil. Purvi, artık gevelemeyi bırak. Kime ne anlatacaktın söyle. Purvi, bana cevap ver. Hayır. Kime? Benimle ilgili ne anlatacaktın? Kime mi? Brandra mı? Hayır, ben kimseye... Kes sesini. Bana yalan söyleme. Ha? Bana yalan söyleme. Ben yalan söylemiyorum. Bir hata yapıyorsun. Buraya birine bir şey anlatmaya gelmedin. O zaman niye Virendra'ya bu mektubu yazdın Purvi? Purvi. Sağ ol amca. Ne oldu? Niye uzun sürdü? Bir şey beğenmedin mi yoksa? Hayır, ben bir şey bulamadım. Juhi yalnız kaldı. Ben yanına gideyim. Hey Manas, dur. Nereye gidiyoruz? Babamın yanına gidiyorum. Fil bu kağıdı babama vermemi istedi. Öyle mi? Bak ne yapalım. Sen o kağıdı şimdi bana ver. Ben de gidip babana vereyim, olur mu? Bu parayı al. Ve kendine güzel bir dondurma söyle. Bir şartım var ama bak. File bir şey söyleme, olur mu? Ben şimdi gidip bunu babana vereceğim. Tamam amca. Tamam. Söz veriyorum. Hadi.
Furri. Seni bu mektubu yazarken gördüm. Beni kandıramazsın. Brandra'ya bir şey anlatacaktın. Brandra'ya beni ifşa mı edecektin, söyle. Hayır, ben neden böyle... Konuşma! Beni kandıramazsın. Gözüm hep senin üzerinde. Purvi, sana defalarca söyledim. Böyle davranmayı bırak dedim. Yoksa bunun bedelini ödersin. Ve bir şeyi iyice anla Purvi. Sen ve Brandra bana hiçbir zarar veremezsiniz. Çünkü çocukların velayeti bende. Yani haddini sakın aşma. Şimdilik çocuklarla kalmana izin veriyorum ama böyle arkamdan kuyumu kazarsan çocuklarla beraber ortadan kaybolurum. Tamam mı? Ve o zaman çocukları ne görürsün ne de bulabilirsin. Juhi ve Manas benim çocuklarım. Eğer onlara zarar vermeye kalkarsan gerçek yüzümü işte... Beni tehdit mi ettin sen? Seni öldürürüm. Eğer istersen seni şu an öldürebilirim Pum. Ama bu bütün eğlenceyi bozar. O yüzden bu sana son uyarım olsun. Hadi. Toparlan. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Gülümse, gülümse, gülümse. Bana bak, bana bak. Kalk. Kalk. Dinle. Ha? Bir şey olmadı. Gülümse. Purvi, gülümse dedim. Ve Purvi, bu gülümseme hep yüzünde kalacak. Anladın mı beni? Çünkü çocuklarım beni bekliyor. Bunu unutma. Onları pazara getirmiştik, değil mi? Hadi. Gidelim Purvi. Eselim. Canım istemiyor. Hı. Afiyet olsun. Bu arada yeni evli çiftler gibi davran Purvi. Brandra, bizi görünce ne düşündüğünü tahmin edebiliyorum. Ama şu an çaresizim. Arjun çok tehlikeli biri. Bütün bunları çocukların güvenliği için yapıyorum. Ama yakında ondan kurtulacağım. Brandra. Gergedan, tavşan, size ben yedireyim mi? Fil, ben artık büyüdüm. Kendim yiyebilirim. Aa, seni büyük çocuk. Ama ben yedirirsem daha tatlı olur. Ve benim için sen her zaman küçük gergedanımsın. Bunu sakın unutma, olur mu? Ne kadar kötü hissettiğini anlayabiliyorum. Çocuklar gözümüzün önünde ama onlarla konuşamıyoruz. Daha zamanı var. Ama çocuklar yakında yanımda olacak. Aklında bir şey mi var? Çocukları buradan götüreceğim. Ne Arjun ne de mahkeme beni durdurabilir. Kanunlar ne söylerse söylesin, bugün çocuklarımı alıp buradan gideceğim. Brandra, Arjun çok kurnaz. Bunu yapmana müsaade etmez. Hem yapsan bile çocukları nereye götüreceksin? Hiç fark etmez. Neresi olursa olsun. Gidecek yer çok. Yurt içi, yurt dışı, ama çocukları bugün alacağım. Şehirden bir kez ayrıldıktan sonra bir daha kimse bizi bulamayacak. Yeter mi? Çocuklar, doyduysanız eğlenelim mi artık ha? Evet amca. Amca, şu dükkana gidip oyun oynayalım evet. mı? Şu mu? Evet. Hadi. Yaşasın, balon vuracağız. Evet, şimdi o balonları vuracağız. Efendim, hoş geldiniz baya. Juhi, Manas, hayır bu oyun olmaz. Silahlarla oynamak için çok küçüksünüz. Gelin başka oyun ama oynayalım. Ama Fil, babam sürekli bizi bu oyunu oynamaya getirirdi. Evet.
istiyoruz lütfen. Tamam, şöyle yapıyoruz. Kesinlikle bu oyunu oynuyoruz. Yaşasın. Ama iki takıma ayrılacağız. İlk takım şöyle: Chuhi ve Manas. İkinci de biziz. Tamam. Hadi, 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 hadi. Ama ikimiz bununla atacağız. Tamam mı Manas? İyi nişan al Purvi. Bir, iki, üç. Şey, ben şuradaki takı dükkanındayım. Chuhi, Manas, ben gidip şimdi file takı alacağım ama siz oynayın, tamam mı? Tamam. Tamam. Çocuklara göz kulak ol. Tabii beyim. Hadi gidiyoruz. Merhaba muhtar. Hadi 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 gelin. Siz ikinizi yeni bir yere götüreceğim. Harika bir yere. Ha? Neredeydin baba? Biz seni çok özledik. Hep seni bekledik. Hadi hemen gidiyoruz, çabuk olun. Baba fil gelsin öyle gideriz. Evet baba, fili alıp öyle gidelim. Ben fili arayıp çağırırım, tamam mı? Şimdi hemen tamam, gidelim baba. Hadi. Tamam hadi, hadi. Baba. Orada dur muhtar. Çocukları öylece götüremezsin. Çocukları kaçırma teşebbüsünden tutuklusun. Hey komiser. Çocuklar benim. İnsanın kendi çocuklarını alması nasıl suç olur? Bu bir suç muhtar. Siz telefonla oynayın. Ben geliyorum. Tamam baba. Bu suç. Çünkü sen onları bana sormadan alıyorsun. Onlar senin çocuğun ama velayetleri bende. Benden ya da Purvi'den izinsiz onlara dokunmaya bile hakkın yok. Demek buna hakkım yok. Ama senin kafanı kırmaya hakkın var değil mi? Dur, yapma Brenda. Seni parçalayacağım. Dedim. Kaçma. Bırak onu. Gel buraya. Sakin ol. Gel. Ol, dur. Ne yapıyorsun? Ne kanun bunlar? Be? Çekil. Her şey onun suçu. Her şeyin asıl sorumlusu Brenda. Önce çocuklarımı kaçırmak istedi. Çocuklarını mı? Hı? Ve polisin önünde beni darp etti. Galiba hapishaneyi fazla özlemişsin, öyle mi? Geç saçmalamayı. Brenda'ya böyle haksız suçlamalar yapmayı bırak. Kendi çocuklarını niye kaçırsın? Sen bizi kandırıp çocukları elimizden aldın. Suçlu sensin. Düzenbaz ve yalancısın. Sus artık Sakshi. Benimle böyle konuşamazsın, tamam mı? Daha önce de söyledim. Yüzünü görmek istemiyorum, uzak. Niye orada öylece duruyorsun? Anlatsana. Hadi bizi nasıl kandırdığını ve çocukları aldığını anlat. Söyle. Brenda. Artık o senin karın değil. Benim karım. Purvi Bajwa. Niye bunu sürekli unutup beni sana hatırlatmak zorunda bırakıyorsun? Ve gerçeği istiyorsa Purvi sana anlatacaktır. Komiser bey. Sizin karşınıza doğruyu söyleyecek. Hadi. Anlat. Purvi. Canım. Anlat hadi. Korkma. Ben senin yanındayım. Komisere bütün gerçeği anlat. Anlat hadi. Komiser bey. Arjun doğru söylüyor. Brenda velayeti bana verdi. Ve şimdi bana haber vermeden çocukları almaya kalkıyor. Yani bu düpedüz adam kaçırma. Sen ne saçmalıyorsun Purvi? İşte bizzat duydum. Bak, çocukları kaçırdığını söylüyor. Olan bu. Duydun mu muhtar? Bay Arjun'un karısı çocukları kaçırdığını doğruladı. Bu suçtan seni tutuklamalı. Memur. Buyurun. Tutuklayın. Durun komiser. Bırakın zavallıyı. İnsan çocuklarının sevgisiyle böyle saçma şeyler yapabiliyor bazen. Onu bu seferlik affedin. Eminim artık çocukların kendisine ait olmadığını anlamıştır. Yani bana ve Purvi'ye ait.
Bu yüzden ona son bir uyarı yapmak yeterli. Değil mi komiser? Emin misiniz bayan? Evet komiser bey. Çocuklarımız güvende ve hala yanımızda. O gidebilir. Muhtar, umarım bir daha kanunları çiğnemeye kalkmazsın. Memur, gidelim. Juhi, Manas, gelin bakalım. İyi ki sen de yetiştin Fil. Biliyor musun, bugün babam bizi yeni bir yere götürecekmiş. Evet. Gergeden tavşan. Şimdi o yeni yere gitmiyoruz. Burada çarşıda eğleniriz. Çok eğlenceli olacak. Gelin. Tamam. Seni elime geçirdiğim gün avukat, gözünün yaşına hiç bakmayacağım. O zaman sana gününü göstereceğime emin ol. Sadece bekle. Gidelim mi? Gitsek ne olacak? Evde onların hatıraları peşimi bırakmayacak. Huzura kavuşamayacağım. Onlar burada oldukça ben de buradayım. Hadi sen git. Neden Virendra? Burada kaldıkça daha çok üzüleceksin. Düşündüm de niye önce Tanrı'ya dua etmiyoruz? Hadi çocuklar. Ben gidip ada kalacağım. Umarım sözünü tutarsın. Güvenmiyorsan benimle gel. Sadece şakaydı. Görüşmeyi kabul ettiğin için teşekkür ederim. Senin yardımına o kadar ihtiyacım var ki Radhika. Açıkçası gelmek istemedim. Ama sonra düşündüm de Arjun beni kandırdığında bana yardım edecek kimse yoktu. Ümidim kırılmıştı. Ben de bunu düşünüp sana yardıma geldim. Bu iyiliğini asla unutmayacağım. Bu arada Radhika, ben bir şeyi merak ediyorum. Arjun iptal edilen ruhsatını nasıl tekrar alabildi acaba? 10 yıl önceydi. Onlar bana saldırdılar. Dava açmak için ben de Arjun'u tuttum. Ve adaleti sağlayacağına inanmamı sağladı. Ama gerçekte o beni kandırdı. Bütün bilgileri, bütün kanıtları o elimden aldı. Hepsini benden sakladı. Bana davanı kapatırım dedi. Beni bu davadan vazgeçirmek için her şeyi yaptı. Ama o düzenbaza ders vermek istedim. Cesaretimi topladım ve ona karşı deliller buldum. Bana para teklif ettiğinde kabul ettim. Bu tuzaktı. Ve parayı vermeye geldiğinde ise polisler onu tutuklamıştı. Böylece mahkeme onun avukatlık ruhsatını iptal etti. Radhika, anlattığın şeyleri duyduğumda çok üzüldüm, inan. Açıkçası Arjun gibi aşağılık bir adamı hayatım boyunca görmedim. Avukatlık ruhsatı iptal edilmiş ama bize hiçbir şey söylemedi. Buna inanamıyorum. Bu konuda bilgin var mı bilmiyorum ama ruhsatı iptal edilen bir avukat bir davayı üstlenirse suç işlemiş olur. Teşekkür ederim Radhika. Bu anlattıkların çok önemli. Ama senden son bir iyilik isteyeceğim. Acaba bana o kanıtları verebilir misin? Böylece bunları mahkemeye gösteririm ve polis Arjun'u tutuklar. Ben de kurtulmuş olurum. Veririm tabii. Ama Delhi'ye gitmeliyim. Çünkü bu çok eskidendi. Bu yüzden hepsini toplamam için biraz zaman lazım. Bana 2 gün verir misin? Tabii, olur. O kadar uzun süre bekledim ki fark etmez. 2 gün önemli değil. Lütfen bütün kanıtları bana ver. Bunca yolu geldiğin için sağ ol. Sana çok teşekkür ederim. Hoşça kal Purvi. Sana hepsini göndereceğim. Tamam, kendine dikkat et. Tamam. Tamam.
Arjun'a karşı kanıtları verdiğin için teşekkür ederim Tanrım. Artık Arjun hak ettiği cezayı alacak. Ve çocuklarla kendimi onun pençesinden kurtaracağım. Hemen Sakşi'ye anlatmalıyım. Öğrenince çok sevinecek. Alo? Sakşi, sana iyi bir haberim var. Arjun'a karşı büyük bir kanıt buldum. 10 yıl önce mahkeme ruhsatını iptal etmiş. Yani ne bir davaya bakma ne de çocukların velayetini almaya hakkı var. Arjun düzenbaz ve dolandırıcı. Onun ceza almasını sağlayacağım. Sen ne diyorsun Purvi? Bu söylediklerinden emin misin? Arjun hakkındaki kanıtları ne zaman mahkemeye sunabiliriz? Kanıtlar 2 gün sonra elime geçecek. Sadece 2 gün. Kanıtlar elime geçer geçmez. Bu adamı kendi ellerimle polise vereceğim. Ve hapse göndereceğim. Bu Tanrı'nın bir lütfu Purvi. Artık kurtuluyoruz. Bu arada Virendra... Bugün olanlara çok üzüldü. Ama artık 2 gün kaldı. Ama 2 gün sonra hayatımızda Arjun'da üzüntü de kalmayacak. Sakşi, Arjun benden şüphelenmeden telefonu kapatmalıyım. Sonra ne yapacağımızı anlatırım. Ama Virendra'ya bir şey söyleme, olur mu? Kanıtlar elime ulaştıktan sonra ona olanları kendim açıklamak istiyorum. Tamam. Vay canına. Baksanıza bugün ne kazandınız. Evet ama biz babama gitmek istiyoruz. Evet babama gitmek istiyoruz. Purvi. Çocuklar yoruldu. Eve gidelim. Tamam. Hadi çocuklar gidiyoruz. Tamam mı? Sakşi? Hı? Sen burada ne yapıyorsun? Özür dilerim Virendra. Gece sana bakmaya geldim ama huzursuz gibiydin ve ben de uyurken elini tuttum. Sonra biraz rahatlamış gibiydin. Sonra yanına oturdum. Sanırım burada otururken uyuyakalmışım. Özür dilerim. Beni affet. Sorun değil. Neyse, en azından evde bana yaklaşmıyor. Şimdi gidip çocukları uyandırayım. Okula hazırlanmaları gerekiyor. Johiman...
Çocuklar nerede? Juhi, Manas! Bu saatte nereye gitmiş olabilirler? Juhi, Manas, gelin! Burada da yoklar. Bu saatte nereye gittiler? Juhi ile Manas'ı gördün mü? Hayır, burada yoklar. Beyefendi de yok. Sabah erkenden çıktılar. Öyle mi? Tamam. Eğer bir şekilde kuyumu kazmaya kalkarsan çocuklarla birlikte ortadan kaybolurum. O zaman çocukları ne görürsün ne de onları bulabilirsin. Hayır Arjun bu bunu... Hayır olamaz. Bunu yapamaz. Bu olamaz. Olamaz. Sakshi! Bırak! Purvi? Sakshi! Ne oldu? Arjun çocukları bir yere götürmüş ve nerede olduklarını bilmiyorum. Ne diyorsun? Juhi ile Manas nerede bilmiyorum. Nasıl yani? Juhi ile Manas nereye gitti? Çocuklar nerede? Bilmiyorum Rendra. Arjun onları götürmüş. Juhi ile Manas'ı bulamadı. Ne demek götürmüş? Peki sen ne yapıyordun? Ha? Purvi onu niye durdurmadın? Söyle bana. Neredeler? İlk olarak Arjun'u hayatıma sokarak beni mahvettin. Onunla evlendin. Beni kandırdın. Şimdi de bu. Bütün bunlar senin suçun. Bunların sorumlusu ben değilim, sensin. Öyle mi? Rendra, ben ne yaptıysam zorluktan yaptım. Senin için yaptım. Seninle evlenmek istiyorum. Eğer beni reddedersen Rendra'yı asla kurtaramazsın. Rendra, Arjun'un gerçek yüzünü ben de yeni öğrendim. Delhi'de bir davada usulsüzlük yapmış ve Delhi polisi onu arıyormuş. Bütün bunları bana Radhika diye bir kadın anlattı. 10 yıl önceydi. Onlar bana saldırdılar. Dava açmak için ben de Arjun'u tuttum. Ama gerçekte beni kandırdı. Bütün bilgileri, bütün kanıtları elimden aldı. Hepsini benden sakladı. Bana davanı kapatırım dedi. Ben ne yaptıysam isteyerek yapmadım Rendra. Senin için yaptım. Sen eve dön diye, hayatın kurtulsun diye yaptım. Lütfen inan. Purvi doğru söylüyor. Onun bir hatası yok. Seni kurtarmak için başka bir çaremiz yoktu. Yani böyle oldu. İkiniz de susun. Beni ne pahasına kurtardın? Çocukların hayatını riske attın. Eğer bütün bunlardan haberim olsaydı, seve seve asılırdım ben. Tanrı bilir, Arjun şimdi çocukları nereye götürmüştür? Ne haldedirler? Ve bir baba olarak, muhtar olarak Arjun'a hiçbir şey yapamıyorum. O adam sadece seni değil, kanunu da kandırdı. Ama ben ne kadar aptalım ki sana inanıp çocukların velayetini verdim. Ama sonuçta sen onların üvey annelerisin ve üvey anneler senin gibi davranır. Elim kırılsaydı da çocukları Sakshi'ye bıraksaydım. O zaman en azından çocuklar evde kalırlardı. Yeter Virendra. Sen ne diyorsun böyle? Purvi'nin senin için yaptığı her şeyi unuttun mu? Ben yokken çocuklarına kendi çocuğu gibi baktı. Çocuklarla belki benden daha fazla ilgilendi. Purvi'ye böyle şeyler söylemeye hiç hakkın yok. Purvi'nin senin için yaptıklarını bu dünyada başka kimse yapmazdı. Ben bile. Rendra, haklısın. Onlar şu an benim yüzümden burada değil. Bu benim hatam ve eğer benim hatamsa onları ben bulacağım. Ne gerekirse yapacağım Brendra. Bekle. Sonuçta çocuklar benim de çocuklarım. Ben de geliyorum. Ben de geleceğim. Tamam. Öncelikle karakola gidip kayıp bildirimi yapalım. Arjun'u da ifşa ederiz. Hadi. Hadi. Arjun? Alo? Polislere bir şey anlatmadan önce beni iyice dinle Purvi. Karakola
karakola geldiğimizi nereden biliyorsun? Neredesin? Çocuklar nerede Arjun? Ben her zaman senden bir adım öndeyim Purvi. Dün Radhika ile konuştuğunu biliyorum ve bunları polise anlatacağını da. Ne oldu? Çocuklar ne olacak? Onlara yapacaklarımdan korkmuyor musun? Tamam ben polise bir şey demeyeceğim ama Joe ile Manas'a bir şey yapma. Lütfen onlara bir şey olmasın. Eğer tek kelime edersen çocukları bir daha asla göremezsin Purvi. Sen ne dersen yapacağım ama lütfen çocuklara zarar verme. Zaten yapmalısın da tatlım. Çünkü başka bir şansın yok. Bir zamanlar Delhi'nin en iyi avukatıydım. Çok zengindim ama Radhika yüzünden... Ruhsatımı, mal varlığımı, her şeyimi kaybettim. Şimdi yaptığım her şey para için. Eğer Juhi ve Manas'ı sağ salim istiyorsanız 50 milyon rupi istiyorum. Karakolda vakit kaybetmeyin de hemen parayı bulun bence. Bu arada son bir şey. Sakın beni kandırmaya çalışmayın. Eğer polise bir şey söylerseniz çocuklardan vazgeçtiniz demektir. Tamam mı? Hayır. Alo, Arjun? Ne yapacağım? Blender'a polise bir şey anlatmadan gidip onu durdurmalıyım. Yoksa Arjun çocuklara zarar verecek. Komiser bey, çocuklarım kayıp. Bana sorarsanız onları kaçırdılar. Lütfen konuyla ilgilenin. Çocuklar ne zamandan beri kayıp? Ayrıca şüphelendiğiniz biri var mı? Evet, Arjun... Hayır, durun lütfen. Çocuklar iyi durumda. Ben kaybolduklarını sandım ama yanılmışım. Çocuklar gayet iyi. Bu tiyatroda ne böyle? Bize evde ne anlatmıştın? O Arjun... Hayır, Brandra, onlar iyi. Ben çok gergindim ve çok korkmuştum. O yüzden kaçırıldıklarını sandım. Ama çocuklar iyiymiş ve şu anda evde bizi bekliyorlar. Sizden özür dilerim. Yaptığım hataydı. Ama çocuklar evde bizi bekliyor. Gidelim mi? Özür dilerim komiser. Çocuklar evdeymiş. Bir hata olmuş. Çocuklar iyiyse sorun değil. Gidin. Sağ olun. Hadi gelin. Juhi! Manas! Manas! Juhi, Manas! Neredesiniz? Brandon. Joey. Evet. Ne? Çocuklar burada değil. Nasıl burada değiller? Karakolda çocuklar evde dedin. Neredeler? Neredeler? Ben yalan söyledim. Ne? Arjun'un yanındalar. Yalan mı söyledin? Nasıl yani? Aklını mı kaçırdın? Beni aptal mı sanıyorsun sen? Hayır ben... Benimle oyun mu oynuyorsun söyle. Brandon'a oyun oynamıyorum. Yalan söyleme. Çocuklar nerede söyle. Bir saniye sakin ol ve beni dinle. Brandra tam karakola girmeden önce Arjun beni aradı ve bana dedi ki eğer polislere ondan ve çocuklardan bahsedersek bir daha onları asla... Ve çocuklar hala onun elinde ve 50 milyon rupi istiyor. 50 milyon mu? 50 milyon mu? Ona de ki ona 100 milyon veririm ama hemen... Çocuklarla buraya gelecek. Söyle, ara hadi. Söyle. Bence o buraya gelmez. Parayı ne zaman ve nerede istediğini söyle. Hayır, söylediği tek şey polise bir şey söylemememiz ve parayı hemen ayarlamamızdı. Arjun'a hiç güvenmiyorum. Parayı alsa bile çocuklara zarar verebilir. Bence polise gitmeliyiz. Ne dersin? Başka şansımız mı? Hayır olmaz. Brandra polise gidemeyiz. Olmaz lütfen. Niye? Arjun tamamen aklını yitirmiş. Her şeyi yapabilir. Bak ne diyeceğim. Telefonumda bir uygulama var. Arjun'un şu an nerede olduğunu ondan bulabiliriz. İstersen deneyelim. Nasıl? Bu uygulama bana Arjun'un şu an bulunduğu konumu söyleyebilir. Ve onun yerini bulursak çocuklar da mutlaka yanındadır öyle değil mi? Kullanmayı biliyor musun peki? Bu uygulamayı Delhi'deyken öğrenmiştim. Bir deneyelim. Belki de yerini bulabiliriz. Lütfen hemen deneyelim. Tamam acele et. Ne oldu? İşte buldum. Bakın Ramnagar'daki bu otelde. Eminim çocuklar da yanındadır. Ve otel buraya çok yakın Brandra. O Arjun'u bir elime geçirirsem onu diri diri yakacağım. Hadi. Arjun kapıyı aç. Kolay teslim olmayacak. Çekilin. Kapıyı kırmam lazım.
Burada kimse yok. Purvi, burası olduğundan emin misin? Evet, yani uygulama burada gösteriyordu. Demek ki uygulaman bozukmuş. Bir işe yaramıyor. Sil gitsin. Brandra, Purvi bizi doğru yere getirmiş. Nasıl? Bu onların topu değil mi? Evet. Yani bu avukat çocuklarla birlikte buradan ayrılmış. Buraya geldiğimizi öğrenmiş olmalı. Brandra, Arjun beni arıyor. Hoparlörü aç. Alo, Arjun? Purvi. Ben sana ne söyledim? Benimle oyun oynama yoksa canın yanar demedim mi? Senden hep iki adım önde olduğumu bilmiyor musun? Beni takip ettin ve kaldığım oteli buldun. Öyle mi Purvi? Ama beni bulamadın mı yoksa? Çünkü sen Arjun Bajwa'yı yenemezsin Purvi. Onu kimse yenemez. Arjun, çocuklar nerede? Onlar iyi mi? Lütfen onlara zarar verme, olur mu? Çocuklar orada. Ne oldu? Yoksa yoklar mı? Arjun, hayır, burada yoklar. Öyle mi? Şaka yapıyordum ama şimdi ciddiyim. Purvi, yine bir numara yapmaya kalkarsan çocukları öldürmem gerekir. Bunu kafana sok. Kendimi kurtarmak için sonuna kadar gideceğimi ve birini öldürebileceğimi gayet iyi biliyorsun. Hayır, ben öyle bir şey yapmayacağım. Ama çocuklara zarar verme. Parayla nereye geleceğimi söyle, hemen gelirim. Artık yüz oldum. Çünkü siz beni kandırmaya kalktınız. Artık ikiye katlandı. Kalan 50 milyonu da hemen ayarla indiririm. Parayı ne zaman ve nereye getireceğini sana söyleyeceğim. Aa Purvi. Bu sefer de numara yapmaya kalkarsan çocukları öldüreceğimi bil. Tamam mı? Hayır. Bunların hepsi senin yüzünden oldu. Senin yüzünden çocuklarımın canı tehlikede şu anda. Eğer onlara bir şey olursa elimden asla kurtulamazsın. Brandra, Purvi de seninle benim kadar çocukları çok seviyor. Çocukları kurtarmak için canını bile verir. Ben de bu yüzden hala onun yanındayım. Yoksa yaptıklarından sonra bir daha yüzüne bile bakmazdım. Burada Purvi'yi suçlamak yerine Arjun'un yerini bulsak daha iyi olacak. Benim anlamadığım bir şey var. Nasıl oluyor da Arjun her adımımızı önceden biliyor? Buraya geldiğimizi biliyordu, karakola gittiğimizi de. Eminim ona yardım eden biri var. Ama kim? Ben de seni bekliyordum. Tam zamanında gel. Zaman artık bizim lehimize işliyor. Aferin Arjun. İyi iş çıkardın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.